Hayatın tadından herkese mutlu günler. Günaydınlar efendim. Haftanın ilk günüyle yine bizler karşınızdayız. Dop dolu programımıza hoş geldiniz diyelim. Haftanın ilk günü diye vurgulamak istiyorum. Çünkü sporla başlayalım istiyoruz. Sağlıklı yaşama vurgu yapalım istiyoruz. Dolayısıyla bugün bol bol sporu konuşacağız. Stretching'i konuşacağız. Esneme hareketlerinden bahsedeceğiz. Hatta uygulamaları olarak da göstereceğiz. Ben hiç vakit kaybetmeden telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Bu tarz sağlıklı yaşamla ilgili, sporla ilgili sorularınızı almak üzere 0224 alan koduyla 331-7075 telefon numaralarından bizlere sporla ilgili, sağlıklı yaşamla ilgili dilediğiniz soruyu yönlendirebilirsiniz. Ve stüdyomda iki çok değerli konuğum var. Hemen onları da takdim edelim. Spor eğitmeni Yalçın Yüce bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ve bugün bize eşlik edecek spor asistanı Cansu Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi spor dedik, pazartesiye böyle hareketli, heyecanlı başlayalım istedik bizler. Çünkü son zamanlarda artık iyice hamlaştık, işte yazdan çıktık. Ay biraz spor bahar sendromu geride kalsın. Aynen, bahar sendromu yaşıyoruz. Biraz işte işe güce odaklandık, o yaz sezonunu atlattık. Evet. Nasıl dedik, yaz geçti, bitti, artık kilo alabiliriz gibi düşünüyoruz. Halbuki evet, çok yanlış. Yılın 365 günü sağlıklı beslenmek, spor yapmak şart, değil mi? Düzenli yapmak her zaman şart, evet. Evet, kesinlikle. Bizler de bugün stretching'i konuşacağız. Öncelikle nedir ondan bahsedelim. Stretching deyince ne anlamalıyız? Stretching deyince ilk önce anlamamız gereken esneme değil, germe hareketi. Germe. Esneme ile germe arasındaki farkı anlatalım. Hı hı, esneme belirli bir hareket aralığında sürekli yapılan bir esneme hareketidir. Bunu göstereyim ayakta. Esneme sürekli böyle yaparsınız. Bunu yaparken ama eğer profesyonel bir atlet değilseniz, eğer profesyonel bir güreşçi değilseniz, karateci değilseniz, yakın dövüş, uzak dövüş yapan bir sporcu değilseniz veyahut da bir artistik jimnastikçi değilseniz bu hareketi yaparken zorlanırsınız ve sakatlığa neden olursunuz. Ama germe hareketi belirli bir hareket aralığında sürekli beklersiniz. Ve sabit durmak gerekir. Sabit durursunuz. Bunu yaptığınızda kasınıza sürekli bir tonaj uygulamak zorunda kalmazsınız. Bu yüzden de herkes spor yapmıyor olabilir düzenli. Düzenli yapmıyorsanız eğer germe hareketlerini yapmanız sizin için çok daha sağlıklı olur. Evet. Bu iki kavram çok karıştırılıyor. Çok karıştırılıyor. Ben de karıştırıyorum. O yüzden direkt ben bundan başladım. Evet, yani stretching kelime anlamı Türkçe'de germe hareketi. Germe hareketini yaparken ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Beklerken ne yapıyoruz? 8 saniye 10 saniye aralığında bekliyoruz. Çünkü kasa bir tonaj veriyoruz. Esnetiyoruz değil mi? Kanı hı-hı pompalıyoruz. Kanı pompalarken orada işte yaptık, bitti. Çok yanlış. Çünkü bir tonajı yüklediğinizde orada bir kas hafızası yaratmanız için ondaki esnekliği böyle bir belirli bir zamana yaymanız lazım. Evet, kesinlikle. O az önce gösterdiğiniz hareketi ben de çok fazla yapıyorum ve hemen dizimin arkasındaki kaslarda o eklem yerlerinde çok büyük sızılar duyuyorum bir gün sonrasında. Esnekliği hissediyorsunuz. Evet, hem esnekliği hissediyorum hem hamlamışlığımı görmüş oluyorum. Evet, bu bir hafta sonra falan geçiyordur değil mi Biter Hanım? Tabii tabii tabii, aynen çok harika. Kısa süre içerisinde geçiyor ama sürekli tekrar etmeyince yine aynı tempoya geri dönüyorum. Yani bir ay yapıp bir ay yapmıyorsam sonraki ay de yine aynı acıyı, sızıyı mutlaka duyuyorum. Peki sürekli spor yapıyor musunuz siz? Sizden bahsedelim. Yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş. Daha çok evet. O da tempolu yürümeye çalışıyorum. Mesela eve gidip gelirken en azından bir durak öncesinde inip daha hızlı ve tempolu yürümeye çalışıyorum eve giderken. Sonrasında bir duş alıp yemek yiyorum falan. Bu şekilde bir kendime bir rota çizdim. Onun haricinde çok vakit bulamıyorum maalesef. Aslında bu da bir bahane ama spor yapmak lazım çünkü. İşe gitmeden önce de birkaç saat öncesinde kalkıp sporu yapıp işe başlamak işte insanı zinde kılıyor diye düşünüyorum. Harikasınız. Mesela o süreçle ilgili bir şey aklıma geldi. Eğer duraktan eve kadar yürüdünüz, orada vücudunuz tamamen ısınıyor. Stretching'e tamamen açık bir vücudunuz var ve yararlı bir zaman dilimi. O ara mesela bir 5 dakika 10 dakika stretching yapsanız vücudunuzda günün verdiği o stresi, kastal kasılmaları, işte otururken bir tarafa doğru oturuyorsanız eğer postürel problem yaşıyorsanız. Hemen düzeltiyorum. Ya da eğer işte kağıt okuyorsanız, işte bir şeye bakıyorsanız, dergi okuyorsanız, kitap okuyorsanız postürünüzü öne doğru. İşte bundan dolayı birkaç tane stretching hareketi yapmanız kan dolaşımınızı rahatlatırken postürsel problemlerinizi de ortadan kaldırır. Evet. Evet. Aslında basit hareketlerle sabah uyandığınızda böyle basit hareketlerle yine günü kurtarabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Aslında o hamlığı dağıtmak lazım. Evet. Çünkü evet, kalktığımızda kasılıyor gibi hissediyoruz kendimizi. Çok zor hareket etmeye başlıyoruz. Kalkarken evet, bile sırtımız ağrıyor, kolumuz ağrıyor. O en azından onu atabilmek için üstümüzden bir hareket etmek şart. Zaten güne başlarken de stretching'in çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
Yaş haddinden dolayı işte mesela yaşlıların güne başlarken birkaç tane stretching hareketi yapması, ya oğlum biz de bu yaştan sonra stretching mi yapacağız diyen oluyor. Benim annem babam da oluyor mesela. Babama yıllardır stretching yaptıramıyorum mesela. Ha, kendisi kuvvetli bir insan falan, işte köy şartlarında yetişmiş, biliyor, sporcu falan. Biraz artistik yapıyor sanırım bana ama herkesin ihtiyacı var. Yani eğer yaşsal problem yaşıyorsanız, yaşlandıysanız hareket kısıtlamalarınız oluyor değil mi? İlerleyen yaşlara doğru. Bundan dolayı da kireçlenmeler oluyor belinizde, dizinizde. İşte bu kireçlenmelerin önüne geçmek için, işte postürel rahatsızlıkların önüne geçmek için, işte bir tarafa doğru skolyozsanız, öne doğruysanız, bel problemi yaşıyorsanız, boyun fıtığınız varsa, bunlar ilerleyen yaşlarda oluyor. Evet. Bunların önüne geçmek için güne başlarken 5 dakikanızı stretching'e ayırmanız yeterli. Onların hepsini de zaten göstereceğiz. Evet, evet, detaylı olarak göreceğiz. Faydalarını biraz daha detaylı konuşalım mı? Mesela eklem ağrısı çekenler için de çok önemli stretching. Onun haricinde başka kimlere iyi gelir ve ne gibi faydaları var? Hamileler aklıma geldi. Hamilelerde stretching hareketleri çok önemli. Çünkü vücudumuzda sonradan bir ağırlık ekleniyor. Ve bu ağırlık bizde gittikçe ağırlaşıyor. Ağırlaşırken fark etmiyoruz hareketlerimizin kısıtlandığını. Evet. Yani ne oluyor? Mesela işte dik durmaktan daha çok öne doğru sabit kalmaya kadar hareketler yapıyoruz. Veyahut da yan tarafa doğru duruyoruz. Aklıma gelenler bunlar ilk önce. Bununla beraber ne oluyor? Belimize aşırı yükler biniyor değil mi? Karın bölgemizdeki kaslar zayıflıyor. O yüzden sırt üstü yatarak genelde hamilelerde diz çekme hareketlerini öneriyoruz. 10 saniye aralığında. Veyahut da sırt üstü yatarak ayakta yapabileceğimiz bu hareketleri sırt üstünde yapmak daha avantajlı. Çünkü neden? Ayaktayken işte zaten bir ağırlığımız var. Onunla beraber problem yaşıyoruz. O yüzden sırt üstü hamileler egzersiz yaparsa onlar için daha iyi. Evet. Onu da göstereceğiz. Evet. Onun haricinde... Ortopedi problemi yaşayanlar için peki? Medikal problem... Fizik tedavinin yanında da yapılabilecek bir egzersiz türü müdür bu? Evet, kesinlikle. Medikal problemler yaşayanlar zaten işte... Dediğimiz gibi bel problemi, sırt problemi yaşayan kişilerde çok daha önemli stretching yapmak. Çünkü bu süreçleri çok daha kısaya indirgiyor. Eğer kasınızın veyahut da medikal problem yaşadığınızın, o sinir kaslarınızın kendi başına tedavi olacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Evet, yapmanızda şart var. Eğer doktorunuz size bir kağıt önermediyse bir spor salonuna gidip oradaki sporculardan, antrenörlerden yardım almanızda yarar var. Eğer bel problemi yaşadığınız, bir ameliyat olduğunuz, güçlendirme süreci yaklaşık 15-20 günde bu yapacağımız egzersizlerle, profesyonel bir antrenörle yapacağımız egzersizlerle tamamen 15-20 günde bitebilir. Evet. Hele bunu yaptık da çok. Kesinlikle. Hele ki dediğiniz gibi o medikal problem yaşayanların daha fazla hareket etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü eski formunu kazandırabilmek için aslında şöyle bir yanılgı var. Hani atıyorum kolum zedelendi, kolum sıkıntılı. Bununla ilgili bir operasyon geçirdim. O zaman çok hareket ettirmeyeyim ki daha hızlı iyileşsin. Halbuki tam tersi. Ne kadar hareket ettirirseniz o kadar kaslarınız hızlıca iyileşmeye devam ediyor. Ve eski formunuzdan çok daha iyi bir form kazanıyorsunuz. Ya yani hareket etmeyi insanlar işte kas yapmak, işte vücut şekillendirmek gibi algılıyor. O artısı. Halbuki sağlıklı olmak için yapılan bir egzersiz değil mi? Kesinlikle katılıyorum bir tanem. Peki daha esnek olabilmenin yolları nelerdir? Stretching bunlardan bir tanesi. Onun haricinde başka neler yapılabilir? Mesela öyle insanlar var ki, bir de şunu da açıklayalım lütfen. Çok kilolu olmak esnek olmaya engel mi? Böyle bir şey var mı mesela? Yani belirli açılarda ister istemez kilonun size engel olabiliyor. Bazı hareketlerde esneklikte problem yaratıyor. Mesela aklınıza gelebilecek ilk hareket. Eğer bir kişi kilo olarak karnından çok göbekliyse öne doğru esnerken parmaklarına uzanmakta zorluk yaşayacaktır. Veyahut da sırt üstü yatıp gene öne eğildiğinde veyahut da işte mekik yapmak istediğinde karın bölgesi ona sorun yaratacaktır. Aslında birçok hareketi kısıtlıyor kilo problemi. Çünkü kilo dengeyi de problem yaratıyor. Evet, kesinlikle. Evet, çünkü o denge problemi işte ister istemez öne doğru veyahut da geriye doğru sizin dengenizi bozuyor. Evet, ama kilolu insanlar da sonuçta yavaş yavaş kilo verirken bir yandan da stretching yapsa daha esnek olabilir. Tabii onu kesinlikle yapması lazım. Evet, onu öyle söylemekte yarar var. Doğru söylediniz bir terim. Çünkü kilolu ünlüler var mesela, görüyoruz ve işte şovlara çıkıyorlar, sahnelere çıkıyorlar. İki bacağını açabiliyor. Ben yapamıyorum bunu. Çok garip geliyor. O esneklik ölçüsü müdür zaten? Önce bir onu sorayım. Esneklik ölçüsü müdür? Yani Bihter Hanım, bence kesinlikle bir esneklik ölçüsüdür. Çünkü literatüre vurduğunuzda, orantıya vurduğunuzda stüdyoda 10 kişiyiz mesela. 10 kişiden kaç tanesi açabilir? 0.
bacağını ben dahil açmakta zorlanacağızdır. O zaman o biraz esneklik ölçüsüdür. Öyle mi? Evet. Ben bacağımı açamıyorum diye üzülüyorum demek ki bende değil sorun. Yok. Ya burada birçok kişi yapamıyor. Onu yapmak için neler yapmak lazım? İlla bacak açmak olarak düşünülmesin bu. Mesela köprü kurma hareketi var. Aha. Onu yaparken de çok zorlandığımı fark ediyorum. Bu biraz hamlıktan mı kaynaklanıyor yoksa düzenli spor yapan biri de mi yapamayabilir? Düzenli spor yapan birisinden ziyade düzenli egzersiz yapmıyorsanız zaten öyle bir lüksünüz yok. Evet. Çünkü o gerçekten yüksek bir esneklik notası orası. Ben de onu yapıyordum ama yaklaşık lise 3'teyken yapıyordum. Onun öncesinde ama sürekli egzersiz ve stretching yapıyordum. İşte o zaman tekvando hareketlerine çok heves sarmıştım. O zaman da o hareketi yapabilmek için daha çok iç bacak kaslarınıza odaklanmanız lazım. Hı-hı. Arka bacak kaslarınıza, üst bacak kaslarınıza odaklanmanız lazım ki onunla beraber karın bölgesini esnettiğinizde ama günlük sürekli yapmanız gereken egzersizler bunlar. Evet. Peki stretching ana spor değil. O sadece esneme, germe hareketi daha doğrusu. Bir aşama. Bir aşama. Onun haricinde sonradan ne gibi sporları öneriyorsunuz? Neler yapılması gerekiyor? Spor, bugünlük spor kotamı tamamladım diyebilmek için. Neler yapmamız lazım? Bodyweight hareketleri yapabilirsiniz. Gene fitness'tan devam edersek bodyweight hareketleri. Mesela herkesin artık duyduğu, aşina olduğu bir squat var. Evet, squat. Değil mi? Bacak evet, hareket. Evet. Squat nasıl bir hareket? O tamamen bacak kaslarını geliştirmek için yapılan bir hareket değil ama. Evet, belimizin altını tamamen çalışıyor. Evet. Bununla dengeyi sağlamak için yumruklarımızı göğüs hizasında kenetledik. Ve sanki bir koltuğa oturuyormuşçasına dik vaziyetteyiz. Squat yaparken de parmak ucumuz diz kapağını geçmiyor. Geçmemesindeki sebep de bu çok önemli bir püf noktası. Eğer diz kapağı parmak ucunu geçerek çöküyorsak eğer, burada yük kasımızdan ziyade dize yükleniyor. Ve burada da işte problemlere neden oluyor. İşte menisküs problemine neden oluyor. Evet. İşte kireçlenme problemine neden oluyor. O yüzden tamamen kasta karşılamak için kalça geride, tam dik önde. Kalça geride, tam dik önde. Bu hareketi de çünkü çok yanlış yapan var ve sakatlık yaşıyorlar bu konuyla ilgili. Aha. Dolayısıyla doğrusunu öğrenmek çok önemli. Bacak kaslarını geliştirmek için dediniz öyle mi? Evet. Ayrıca sırtı da çok muntazam görüyorum ben. Hareketi yaparken gayet düz duruyor. Evet. Değil mi? O da çok önemli. Onu kuvvetlendiren hareketi söyleyelim o zaman. Ben böyle olduğum yerde yapıyorum, problem yok. Hayır abi. Tabii ki lütfen buyurun. Okay. Hanımlar ekran başında squat yapıyoruz. Evet, squat yaptık. Kalçamızı, üst bacağı, hatta kafları da çalıştırdık. Şunu unutmayın, eğer yukarıdan ağırlık aldıysanız bir barbell ya da dumbbellları tutuyorsanız bu zaman karın kaslarınızı devreye sokarsınız. Su şişesi de olur mu? Olur. Tamam. Su şişesini tuttuk ve yukarıda kaldık. Squat yaparken her zaman, ileriki derslerde bunu ayrıntılı göstereceğim ama tamamını söyleyeyim. Nefes alarak eğildik, nefes boşaltarak çıktık. Nefes neden önemli? Kasa enerji göndermesi için. O yüzden hazırlık safhası inerken nefes al. Nefes boşalt. Nefes al. Nefes boşalt. Nefes al. Nefes boşalt diye. Evet. Yaklaşık 15 tekrar yapabilirsiniz. Evet, bu nefes de çok önemli. Kesinlikle. Birçok hareketin farklı nefes alma stilleri var galiba, değil mi? Bazılarında güç uygularken çekiyorsunuz yukarıdan mesela. O zaman nefes boşaltıyorsunuz. Bazısında da yukarı itiyorsunuz. Evet. Bunda aklımızda kalması gereken nokta, gücü ne zaman uyguluyorsanız vücudunuzdan o zaman nefes boşaltıyorsunuz. Çünkü vücudunuz zorlanıyor. Evet. Peki squat için ideal mesela bu koltuğun yerle büyüklüğü, uzantısı, yüksekliği normal orantılı normal galiba, değil mi? Sandalyede de aynı şekilde yapılabilir mi? Evde kişilerin ne gibi alternatifi var bilmiyoruz. O yüzden sandalye üstünde denemek istiyor. Sandalyeye oturur gibi yapıp oturmadan tekrar kalkıyor. Oturur gibi yapıp kalkıyor. Harika. Zorluk derecesini arttırmak için de oturursa eğer, oradan çıkarsa o zaman komple maksimal bir şekilde bacaklarını, kalçasını çalıştırabilir. Öyle mi? Oturup kalkmak daha iyi. Oturup kalkmak daha iyi. Bu sefer maksimal bir power kuvveti uyguluyorsunuz çünkü oradan kalkarken. Burada gerginliği dizinizden alıyorsunuz, bir de oturduğunuzda rahatlıyor dizleriniz. Evet. Ve buradan nefes boşaltarak tekte nefes al, kontrollü otur. Bunu tabii ki yaparken hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlı teyzelerimiz, büyüklerimiz. Şimdi ben de onu soracaktım. Yapmasında yarar var. Sandalyede yapmasında yararı şu. Tek başına yaptığında o dengeyi sağlayamazken işte geriye düşme korkusu yaratır ilk kişide. Ama sandalye varken oturursunuz, hatta işte 7-8 tekrar yaptınız. Beli rahatlattık, yaslandık sandalye, sonra öne doğru aldık kendimizi. Tekrar harekete devam edebiliriz. Ya çok zor kalkıyorsa? Ya çok zor kalkıyorsa
Yani harikasınız bir Hanım. Mi? Öne sandalyenin öbür sandalyenin arkasını çevirip desteğimizi aldık. Destek alıp kalkabilir. Onunla destek alarak çöktük. Sadece bunu yaparken yaşça büyük kişilere şunu tavsiye ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Diz kapağı parmak ucunu geçmiyor. Evet. Kalça geriye doğru. Hep banka oturuyormuş gibi çekiyoruz. Hı hı. Evet, bunlar çok önemli. Çünkü squat da günümüzde çok popüler olan spor dallarından bir tanesi oldu. Evet, bayanlar da çok seviyor bu hareketi. Evet, evet. Vücudu şekillendiriyor. Daha, çok iyi şekillendiren bir hareket. Mükemmel kas geliştirmeye yarıyor, bacak kası özellikle söyledik bunu. Evet. Hatta bir ülkede yapılan bir çalışmada şöyle bir şey var. Diyorlar ki mesela bizde de işte kart, metroya binerken kart satın aldığımız bir cihaz var. Orada kart satın almak için para ödemek yerine diyor ki 10 tane squat yap, sana kart vereyim. Oğlum. Çok güzel ve karşısına geçiyor, bir kamera onu izliyor, o anda 10 tane çöküp kalkıyor, çöküp kalkıyor ve kartını alabiliyor, biletini alabiliyor ve metrosuna biniyor. Bu teşvik amaçlı yapılan bir şey, çok güzel, keşke Türkiye'de de olsa. Evet. İnsanlar değil mi spor yaparak bu şekilde sağlıklı olsalar, aynen, çünkü biz o kadar maalesef ki artık tembel olmaya başladık açıkçası, yani bu kendimizi ifşa etmek gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Çünkü yürüyen merdivenler var ve normal merdivenler var. Bir bakın, genellikle hep yürüyen merdiveni tercih ediyoruz. O normal düz merdivenleri pek kişi tercih etmiyor. Daha yaşlıları hatta kalıyor artık. O kadar gençler dolduruyor ki o yürüyen merdiveni, değil mi? Hareketsizlik ne gibi sonuçlar doğurur? Biraz eğitmeninden öğrenelim isterseniz. Peki, Bihter Hanım, hareketsizlik ilk önce vücutta kireçlenmeleri neden olur. Hı hı. Eklem bölgelerimizde kireçlenmeler oluşur. Evet. Kireçlenmenin oluşmasının sebebi de hareketsizlik, vücuda kan pompalanmasının sürekli olmamasından kaynaklanır. Yani bir egzersiz yaptığımızda işte bacakları yukarı doğru kaldırma hareketi yapıyoruz. Bunu yaparken ne oluyor? Kan sürekli buralarda gidiyor ve geliyor yukarıdan. Toplar damar ve atar damar yukarıya basınç yapıyor. Hı hı. Sonra aşağı gidiyor. Bunu yapmadığınızda sürekli bekleme halindeyken kas kendini onarma, tamir etme amacı gütmüyor. Ama hareket yaparken diyor ki ya burası sürekli eğiliyor, bükülüyor, buraya kan göndermem lazım. Evet. Bunu göndermek içindeki sebep de işte kireçlenmeye neden olmasın, sürtünmelerden dolayı menisküse neden olmasın diye, hı hı, sürekli bu aşama gerçekleşiyor. Evet. Sorumuzu bir daha alayım ben. Hareketsizlik ne gibi sonuçları, tamam, ortaya çıkartır? Postürel rahatsızlıklara devam ediyoruz. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Hareketsizlik bir de işte dediğimiz gibi bel, boyun, fıtık problemlerine neden oluyor. Evet. Onunla beraber aklıma stretching gelen... Stretching hareketlerinde sadece az önce el kol falan gösterdik ama boyun hareketleri de var mı boyun kaslarını, kesinlikle, geliştirmek için? Zaten birazdan göstereceğiz ama özellikle bel boyun deyince aklıma geldi. Bu ters çalışmalar yaparak fıtıkları önleyebiliriz belki, değil mi? Kesinlikle Bihter Hanım. Zaten stretching yaparken de her zaman yapılması gereken, üst gruptan başladıysak, boyun bölgesinden başladıysak kalfta bitiriyoruz. Hı hı. Eğer kalftan başladıysak da boyun bölgesinde bitiriyoruz ve stretching vücudun tamamını etkileyen bir aşama olduğu için bütün kaslar yararlanıyor. Evet, peki hangi yaş grubundaki insanlar stretching'ten yararlanabiliyor tam anlamıyla? Yani sporu herkes yapabilir belki. Aha. 80 yaşındaki bir bey ya da bir hanımefendi, hı hı, ya da işte 10 yaşındaki bir çocuk da belki yapabilir ama tam anlamıyla o egzersizin faydalarını vücudunda görebilmek için birey kaç yaşında başlamalı? Kavrama ve anlama güdülerini gerçekleştirdikten sonra 2-3 yaşından sonra çocuklar başlayabilir. Öyle mi? Zaten olimpik atletlerin çoğunu 3 yaşından 4 yaşından sonra başlatıyorlar. Evet. Yani özellikle izlediğim, takip ettiğim Çin ve Rusya'daki çocukların gelişimini gördükten sonra, Türkiye'de de yapılıyordur ama mesela boks Türkiye'de yaklaşık 12 yaşında başlarken Küba'da yaklaşık 4-5 yaşında başlıyor. Ha, zararlı mı? Çocuğun sağlığı için zararlı olabilir ama ilk küçük yaşlardan bunları öğrenmesi çok daha yüksek oluyor. Evet. Kabiliyet yeteneği çok daha yüksek oluyor. O yüzden çocuğunuzu ne kadar erken spora başlatırsanız o kadar iyi. Ve hayat biçimi oluyor artık o kişi. Hayat biçimi oluyor. Bunun bir zararı yok. İşte spora ben çok zaman ayırıyorum. Ya spora zaman ayırıyorsun da sen, vücudun seni 24 saat boyunca taşıyor. Sen niye yarım saat, bir saat ayırmıyorsun diye sormak lazım kendimize. Evet. Aslında spor hayatımızın her yerinde. Mesela yerden bir şey alacağımızda böyle almak yerine değil de böyle. Değil mi? Evet. Doğru, squat pozisyonda çöküp almak. Kalkmak. Aynen öyle. Evet. Sen peki kaç yaşında başladın spor yapmaya? Ben ilkokulda voleybol, basketbol. Aa, öyle böyle mi? Böyle sporlarla, evet.
Sonra Yalçın Bey'le tanıştın. Aynen öyle. Ve spor yapmaya devam ediyorsunuz birlikte. Çok evet. güzel. Evet. Zinde olmak çok şahane bir durum. Kendisi pilatesi daha çok sever. Aynen öyle. Öyle mi? Evet. Peki eğitmenlik gibi bir şey yapıyor musun? Aralarda gösteriyor musun? Düşünüyorum aslında. Öyle mi? Ona geçiş evet. yapmayı düşünüyorum. Evet. Yalçın Bey sizler de özel ders veriyordunuz sanırım değil mi? Biraz ondan da bahsedelim mi? Evet ben de beden eğitim öğretmenliği mezunuyum. Öğretmenlikten ziyade o yıllarda başladığım fitness beni daha çok kendine çekti. Hı hı. Belki spor salonu olmasından dolayı, belki de insanlara öğretim aşamasının daha farklı, bana daha çok yakın olduğundan dolayı fitness'a başladım. Biraz da o yıllarda kilo almak için başladığım fitness beni içine çekti ve fitness'a devam ettik. Ben özel ders veriyorum. Yaklaşık 10 senedir kişiye özel koçluk yapıyorum. Otellerde, spor salonlarında. Bir yere bağlı olmadan çalışıyorum. Kişi bana ulaşıyor ve gerekli sporsal faaliyetleri yapabileceğimiz ortamı hazırlayıp aynı saatleri denk getirebiliyorsak haftada 3 gün ya da 5 gün 1 saat üzerinden ölçümlerini yapıp sağlık problemi olup olmadığını öğrenip hı hı. geçmişinde sporu ne derece yaptığını önemseyip onun üzerinden onun hedefini öğrenip onun hedefi doğrultusunda bir program yapıyorum. Yaklaşık 3 ay ile 6 ay arasında eğer bir spor antrenörüyle yapıyorsanız kesinlikle ondan paranızın karşılığını istemelisiniz. Eğer 3 ay 6 ay aralığında bir fark görmüyorsanız bunu hem ona sorup hem de sonra kendinize sormanız yarar var. Neden? 3-6 ay. 3-6 ay. Hı hı. Eğer zaten bir spor salonuna gittiğinizde düzenli olarak yapıyorsanız yaklaşık 6-8 ayda kendinize sonuç alabiliyorsunuz. Ama bir sporcuyu profesyonel anlamda çalıştıran birisiyle, eğitmenle sürekli eğitimler alan, kendini geliştiren bir eğitmenle yapıyorsanız burada soruyu aslında biraz da ondan ziyade kendinize sormanız lazım. Ben o yokken diyetime devam ediyor muyum? Evet. Ben o yokken işte hareket problemlerimi yaşarken onun söylediği doğrultuda hareketler yapıyor muyum? Haylaz öğrenci olmamak gerekiyor. Evet yani ona mesela işte. Hocanın yanında yapıp sonradan bırakmamak lazım. Evet bundan devam edersek eğer beslenmenize dikkat ederken hani işte yemeniz gereken sebze öğününü, tavuk öğününü, yumurta öğününü, kahvaltınızı hepsini yiyorsunuz ama şuna emin olabilirsiniz ki bir tane çikolata. İşte ismini söylemeyeyim herhangi bir çikolata 1000 kalori. Zaten 1000 evet. kalori bir spor branşında yaptığınız antrenmanın yaklaşık 2 katı neredeyse. Çünkü 500 ila en fazla 800 kalori çok maksimalde yakarsınız. O da güreşçiyseniz, karateci veyahut da böyle bir spor branşıyla ilgilenen 2 saat antrenmanlar sporcu. Yapıyorsanız. Evet. Profesyonel sporcuysanız. Yani ben kişiye özel koçluk yapıyorum. Evet anladım. Çok güzel, şahane ama verdiğiniz bilgiler de biraz ürkütmedi değil. Çünkü spora gitmeden önce genellikle işte çikolatalı ya da şekerli ürünler tüketip sonra yakamayanlar çok fazla var. Çevremde de görüyorum. Dolayısıyla spor yapmadan önce aslında nelerin yenmesiyle ilgili de sohbet edelim isterseniz. Bu da çok önemli bir konu. Stretching'e ya da başka diğer fitness gibi antrenmanlara başlamadan önce ne kadar ağırlıklı beslenmek gerekiyor ve neler yemek gerekiyor? Her spor branşının antrenmanından önce yaklaşık 2 saat ile en erken 1,5 saat önce egzersizden önce yemek yemek çok daha önemli. Hı hı. Eğer spora yakın saatlerde yarım saat öncesinde falan yiyorsanız vücuttaki kanın yaklaşık 3'te 2'si onu sindirmek için karın bölgesine gidecektir. Evet. Sporda kusanların başına gelenlerin çoğunun başına bu geliyor zaten. Yemekten hemen sonra spor yapıyorsa kan vücuttaki 3'te 2 kan karına gidiyor ve karında onu sindirmek için uğraşıyor. Vücutta kan kalmıyor bu sefer. Bu sefer antrenmanda başınıza gelenler ya kusuyorsunuz ya baş dönmesi yaşıyorsunuz vücutta yeterli kan kasa gitmediği için ya da sakatlık ya da kramplar, problemleri yaşıyorsunuz. Kramplar yaşıyorsunuz. Evet harika. Evet o yüzden çok önemli. 1,5 ya da 2 saat öncesinde yemek yenmesi gerekiyor harika. Dediniz değil mi? Eğer 2,5-3 saatse eğer yeme sürecini geçmişsinizdir ve artık aperatiflerle böyle hızlı sindirebilir karbonhidratlar tüketebiliriz. Mesela elma. Yeşil hı hı. elmanın içinde kafein olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Yeşil elmanın duyuyorum. İçinde kafein var. Öyle mi? Antrenmandaki performansınızı artırır. Bence bir antrenmandan önce en iyi performans sağlayan meyve de yeşil elmadır. Yeşil elma. Evet yeşil elma. Bu da pratik tüyolardan bir tanesiydi. Tabii çok ülkemizin güzel. Diğer elmaları da harika ama yeşil elmada biraz daha kafein etkisi yüksek. Evet kafeinden bahsetmişken Yalçın Bey siz yayın öncesinde şey demiştiniz. Nescafe ve çay. Bu evet. ikisini nasıl bağdaştırabiliriz acaba diye düşünürken ben işte normal çay içiyorum, kahve pek içmiyorum bu sıralar dedim. Siz de dediniz ki 2 bardak çay bir Nescafe'ye bedel. Harika. Aynen değil öyle. Mi? 2 bardak çay. Çok yani ciddi. Orta demde bir çay, 2 bardak bir Nescafe kupasına bedel kafein. Peki olarak. Spordan önce içtiğimiz kafeinin spora, kaslara bir etkisi var mı? Kesinlikle var. Spordan önce içtiğiniz kafein
legal bir doping diyelim. Dopingi konuşmak istemeyiz tabii ama legal bir doping. Yani normal kullanabileceğiniz bir doping. Evet. Tabii ki çok fazla içmemek kaydıyla. Çok fazla içtiğinizde bu sefer baş dönmesi, halsizlik ve kramplara neden olur. Kafein antrenmandan önce içtiğinizde yağ yakımınızı direkt devreye sokar. Evet. Yani yağsal problem yaşayan kişiler için bunu tavsiye edebilirim. Tabii. Antrenmandan önce 2 bardak çay ya da bir Nescafe içmek yağ yakımını hızlandırır. Ondan sonra enerji düzeyinizi artırır. Çünkü metabolizm hızınıza direkt etki eder. Hemen sizi devreye sokar. Antrenman moduna girersiniz ve odaklanmanız artar. Bilirsiniz kafein odaklanmayı artırır. O yüzden Karadenizler kilolu olmuyor. Şimdi çözdüm ben olayı. Değil mi? Çok atletik oluyorlar, zinde oluyorlar, dağ bayır tırmanıyorlar. Çünkü çay tüketiyorlar. İçinde kafein de olduğu için dediğiniz gibi daha hareketliler. Aynen, yerinde durmayanlardan. İçiliyor gerçekten oralarda da şaya. Aynen, kesinlikle. Ben de bu arada bir Karadenizliyim, o yüzden altını çizmek istedim. Nerelisiniz Mithal Hanım? Rizeliyim. Ben de Artvinli Yusufeli. Öyle mi? Evet, biz de Karadeniz. Hemşeri çıktık, çok güzel. Peki hareketlere geçmeden önce son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun sizlere. Hocam. Hayatı boyunca sporla hiç haşır neşir olmamış, bir türlü rastlaşmamış, denk gelmemiş 40 yaşında bir bireyi düşünelim. 40 yaşına kadar hiçbir egzersiz yapmamış. 40 yaşında başladığı zaman sonrasında normal rutin spor yapması herhangi bir sıkıntıya ortaya çıkartır mı? Ya da stretching ile yine esneme hareketleriyle kendini zinde hissedebilir mi sonraki aşamada? Ve ne kadar sürede bu duruma sağlıklı bir vücuda sahip olur? Stretching vücutta maksimal bir gerginlikle beraber kasın tonajındaki rahatlamaya, kan düzeyinin artmasına, kan dolaşımının sürekli faaliyet halinde göstermesine ve sağlık problemlerini yaşamamasına neden olur. Yani stretching yaptığınızda sakatlık problemi yaşamazsınız, esneme yırtık problemi yaşamazsınız ve bir sonraki antrenmandan verim almak için antrenmanınız bittikten sonra yaklaşık 5 dakika 10 dakika o çalıştığınız bölgenin stretchingini yapmanız sizin için çok daha öbür antrenmana rahat bir şekilde girmenizi sağlar. Neden? Evet. Çünkü kasınız işte kan pompalanmış olur çalıştığınızda, değil mi? Hı hı. O kanın da pompalandıktan sonra vücudunuza yorulduktan sonra laktik asit birikir. Laktik asiti şöyle açıklayayım. Laktik asit bir yorgunluk belirtisidir vücutta. Eğer o kasta sürekli o kalırsa, stretching yapmadan onu antrenmanı bitirirseniz o sürekli orada kalır ve sizin yorgunluk düzeyinizi sürekli tutar. Yani 2-3 saat kendinize gelemezsiniz. Ama stretchinginizi, o bölgedeki stretchinglerinizi yaptığınızda o laktik asiti vücuttan dağıtırsınız. Hı hı. Böylelikle bir sonraki antrenmana daha hazır hissedersiniz. Yani konunun başına, yani 40 yaşında başlayan birine gelirsek, stretching'e başladıysa bence en doğru seçimi yapmış olur. Evet, sizden de zaten tüyoları alabilir, değil mi? Evet. Kesinlikle. Çok güzel. Efendim şimdi teorik bilgileri verdik, pratiğe geçeceğiz. Dilerseniz hareketlerimizi göstermeye başlayalım. Buyurun. Evet, şimdi hareketlerle başlıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre bize yetecektir. Okey, biter hanım. Tamam. O zaman başlayalım. Stretching'i yaparken ilk önce ya bacak bölgesinden, en alt bölgeden başlıyorsunuz ya da en üst bölgeden, boyun bölgesinden başlıyorsunuz. Aynen. Biz başlarken genelde boyun bölgesini tercih ediyoruz. O zaman başlayalım. Lütfen. Başımız sağda. Stretching'i yaparken 8-10 saniye aralığında beklemekte yarar var. Bu başı eğerken iki omuzumuzun da eşit olmasına özen gösteriyoruz. Evet, şimdi yeterli, sol tarafta. Bu hareketi de yaparken başımızı eğdiğimizde biterin, diğer tarafta kalan omuz kasımızı yavaşça kendimiz aşağı doğru çektiğimizde gerginliği çok daha fazla hissediyoruz. Hı hı. Harika hocam. Ortada. Şimdi önde. Öne doğru eğdiğimizde stretching'de boynumuzdaki esnemeyi tamamen hissetmemiz. Bunu hissederken de omuz başlarımızı hafif aşağı doğru çektiğimizde gerginliği çok artıyoruz. Harika. Şimdi yavaşça yukarıdayız. Başımızı yukarı kaldırdığımızda Bihter Hanım, buradaki odaklanmamız gereken nokta da şu. Burada bir dümdüz sağlıyoruz. Çene tam yukarı bakıyor. Ben de yapıyorum aralarda bu arada. Harika. Süper hocam. Evet, ortadayız. Ortada üyenizi kontrol edin. Çenesi ile göğsü arasında tam bir düzlük yakın. Evet, başı dik. Devam ediyoruz. Sol tarafa baktık. Evet, sol tarafa baktığımızda çenemiz tam omuz hizası aslında. Kaç saniye bekliyoruz böyle? 8 saniye, 10 saniye aralığında beklememiz çok daha iyi. Hı hı.
Evet, diğer taraftan. Şimdi yavaşça tonajı artıracağız değil mi hocam? Ne yapıyorduk? Ayaklar yine açık. Başımızı esnettik. Elimizle destekledik. Elimizle desteklediğimizde şu bölgemizi çok daha iyi hissedeceğiz. Boyun bölgesi egzersizleri, şu saate kadar yaptığımız egzersizler boyun fıtığı yaşayanlar için çok yapılabilir. Sağlıklı hareketler. Yeter. Yavaşça elimizi bıraktık ortada. Şimdi diğer tarafta. Ve esnettik. Harika bitti. Çok iyi. Boyun bölgesinde devam ederken aynı zamanda göğüs kaslarımızı esneteceğiz. Omuzlarımız tam daire geriye çevirdik. Bu daireyi yaparken öne tam aldık, yukarı tam kaldırdık ve kürek kemiklerini tam sıkıştırdık değil mi? Önden geriye tam daire. Süper. Devam. Şu an bütün kameraman arkadaşlar, ben de dahil olmak üzere ne derseniz onu yapıyoruz hocam. Egzersiz stretching herkes için ha? Kesinlikle, aynen öyle. Evet, harika. Şimdi tersini yapıyoruz. Burada da sırt kaslarımızla beraber yine göğüs kaslarımıza tonaj uyguluyoruz. Aynı zamanda boyun kaslarımızı germe hareketlerinden sonra ısıtıyoruz. Süper. Tam dahil. Tam dahil. Harika. Evet, geçiş. Ön kol kası göstermiştik. Bir diğer ismi de bicep kız. Evet, gerginliği yaparken harika bitirelim. Evet, omuz, dirsek, bilek aynı hizada. Tonajı hissettikten sonra orada bekliyoruz. Şimdi diğer taraf. Stretching hareketlerinde vurgulamamız gereken bir kez daha aynı noktada vurgulayalım. Stretching eğer çok kısa süreliklerde hemen değişken yapıyorsanız herhangi bir anlam ifade etmiyor. Evet, şimdiden kollarım yanmaya başladı. Süper, açılıyor. Evet. Harika. Şimdi diğer harekete geçelim mi hocam? Eller göğüsüz aslında. Gergin. Evet, yukarıda gergin. Ve dairemizi tamamladık. Harika. Parmak uçlarının gergin olması ve kapalı olması her zaman hareketimizin daha verimli olmasını sağlar. Ve aşağıdan başladık bu kez. Yukarıda daireyi tamamladık. Süper. Kürek kemiklerini devreye soktuğumuza göre diğer hareketle devam edebiliriz. Burada da çalıştırdığımız kaslar kürek kemik kasları. Bunlara tonaj uyguluyoruz. Omuzlarımız aynı hizada. Ve itleniyoruz. Harika bir terim. Bunu yaparken de avuç içimize dikkat ediyoruz. Avuç içimiz geriye bakıyor. Harikasın hocam. Yeterli. Diğer taraf. Yüklendik. Omuzlarınızın açısının önemli olduğunu söylemiştik. Bir tarafa bakmasın ya da birisi önde olmasın. O zaman eşit bir esneklik sağlamazsınız. Harika. Evet, şimdi arka kola geçelim mi hocam? Hadi hocam. Kol yukarıda dümdüz. Dirsekten büktük. Hani samuray kılıcını çeker ya tam arkadan başının arkasına. O pozisyona kadar getiriyoruz ve esnetiyoruz. Evet, tam aşağıda elimiz. Bel boşluğu harika. Önemli değil mi bu aşamada? Yani biraz hafif kalça çıkıp, hafif kalça çıkıp sırtımız olmasında arkada. Bu şekilde ol. Mi? Aha. Tamamdır. Evet. Şimdi diğer taraftayız. Elimizi koyduk. Gerginliği arttırdık. Bu da arka kol kaslarımızın dirsekten koltuk altına kadar, hatta kürek kemiklerinin de altını çalıştırır. Hı hı. Esneklik sağlar. İş yerinde sürekli masa başı yapan kişiler bu hareketlerin, bu saate kadar yaptığımız hareketlerin hepsini yapabilirler. Şahanesiniz. Şimdi söyleyecektim, ağzımdan aldınız. Çünkü bizler hep ofis çalışanları olarak o sandalyenin üstündeyiz. Ve ne gibi hareketler yapabiliriz? Oturduğumuz yerde bunu gösteriyorsunuz aslında hem şu anda. Evet. Değil mi? Evet. Tamamdır. Evet. Okey, geçişten arka kola yaptık. Şimdi o zaman ne yapalım? Göğüsü yaptık, boyun bölgesini yaptık. Ön kol, kürek kemikleri, boyun bölgesi. O zaman ayakları açtık. Eller belde. Bir tarafa doğru esniyoruz. Hadi bakalım. Bel bölgesiyle beraber iç bacak kaslarımıza odaklanıyoruz. Bu çok zor bir hareket benim için. Evet.
Postürel rahatsızlık yaşayan kişiler, belinde problem yaşayan kişiler bu hareketleri yapmasında yarar var. Çünkü iki tarafı da eşit bir şekilde esnemenize neden oluyor. Evet. Esnek olmayan tarafınıza daha çok odaklanarak diğer taraftan ziyade bu tarafta mesela iki kere yapabilirsiniz. Bu tarafta problem yaşıyorsunuz. Evet, diğer tarafta bir kez daha yapalım hocam. Bu kez kolumuzu dahil ediyoruz. Elimizi belimize koyduk ve uzattık. Evet, bu hareketteki esneklik bölgesi de tam kalçanın yanında dirseğiz aslında kadar. Harika hocam. Diğer taraf. Esnedik. Güzel. Şimdi öne doğru esniyoruz. Karşıya baktık. Evet, arka bacağımız tamamen gergin olması önemli. Dizlerimiz tamamen gergin. Bükülü değil. Ve karşıya bakıyoruz. Eller şimdi bileklerde. Evet, buradan beli de devreye soktuk. Kalçayı da. Şimdi geçiş yapacağız. Ayaklarımızı biraz daha açtık. Bu tarafa doğru gelebilirsiniz hocam. Evet, yerden destek aldık. İç bacak kasları hamilelik sürecinde çok önemli. Çünkü hamilelerde genelde işte zayıflayan kaslar iç bacak kasları ile karın bölgesi kasları. Evet. Bunu yaparken yüklendiğimiz tarafın parmak ucunda kalıp diğer tarafın iç bacağına odaklanmak için ayak içi yerde kalması çok iyi olur. Evet. Sonrasında geçişimizi arka bacağa alacağız. Bunu yaparken sadece parmak ucunu yukarı kaldıracağız. Harika. Yukarı kaldırdık. Esnekliğiniz yüksekse eğer rahatsanız parmak ucuna kadar esneyebilirsiniz. Eğer problem yaşıyorsanız diz kapağından destek almanız da yeterlidir. Öyle mi? Evet. İlla uzanmak zorunda değiliz. Uzanma baktık mecburiyetinizi en dizinize. Son noktaya kadar ve şunu da hatırlatayım. Stretch, germe egzersizi yaparken adelinizde o bölgeyi esnetirken acı hissetmeyin. Birçok kişi bunda yanılıyor. Acı hissedene kadar esnetiyor ama bu sakatlık problemine de tamamen davetiye çıkar. Evet. O yüzden %50 esneklik yapmanız yeterli. Bu tarafa doğru geçebiliriz hocam. Evet, dik vaziyetteyiz. Bir yandan destek aldığımız ayağımızla ve kolumuzla böyle açarak buradaki esnekliği daha fazla sağlayabiliriz. Evet. Ben ilk yapsam bunu kesin yanma hissiyatı yaşadım. Parmak ucu yukarıda. Devam ediyoruz. Şimdi iç bacak. Pardon, arka bacak. Harika. Bunu da yaptıktan sonra yavaşça doğruluyoruz şimdi. Evet, şimdi tonajı arttırıyoruz. Dirseklerden tuttuk. Arka bacak gergin. Bunlar tamamen kolay. Herkesin yapabileceği, herhangi bir sağlık problemi yoksa çok rahat yapabileceği egzersizler. Evet. Yani bunu yaparken ben işte hoca çok aşağı doğru eğiliyor, ben işte burada kalıyorum diye düşünmeyin. Herkesin tonajı farklıdır. Evet. Çünkü ben yıllardır yaptığım için esnekliğim biraz daha yüksek. Kesinlikle mükemmelsiniz hocam. Sizin yaptığınızın treningini yapalım. Peki bacak aralığı ne kadar açık olmalı? Bacak kişi aralığı ne kadar gene hissediyorsa öyle mi? Harikasınız. Bir tarım. Yani bu acıyı hissetmenize gerek yok. Sadece hafif %50 gerginlik yeterli. Evet. Eller belde. Şimdi karın bölgesine geçiş yapacağız. Kalça önde. Evet. Hamilelerde en çok yapabileceğiniz egzersizlerden birisi de budur. Çünkü sürekli ne yapıyorsunuz? İşte böyle kalıyorsunuz. Evet. Veyahut da böyle kalıyorsunuz. Evet. Bu hareket karın kaslarınızı açacaktır. Ve doğumu da belki kolaylaştırabilir değil mi? Daha stretching doğumu çok kolaylaştıran bir aşama. Evet, evet, bu çok önemli. Evet. Çünkü germe, açma hareketleri ve geriye, bütün kaslarınızla oynuyorsunuz. Tekrar. Dolayısıyla hamile bayanlar için buradan söylemekte fayda var. Doğum esnasında yapılması daha gereken kolay, aynen öyle. Evet, yapılması gereken harika hareketlerden bir tanesi. Okey, o zaman arka bacak, kalçayı esnettik. Şimdi ön bacak. İstersen buraya gelebilirsin hocam. Ben de şuraya geçeyim. Spor salonunda minderin üstünde hareket yaparken bir de dikkat edin kaymamaya. Çünkü minder hemen kayabilir. Eller dizin üzerinde. Bu hareket üst bacak kaslarını çalıştırıyor. Karın kaslarının en altını, Adonis bölgesini, işte kasık bölgesini çalıştıran bir hareket. Bunu yaparken iki parmak ucumuz da karşıya bakıyor. Tabii ki ve her zaman diz kapağımız, parmak ucumuz geçmiyor. Evet, diz kapağımızın parmak ucunu geçmemesini squat'ta söylemiştik hocam. Değil mi? Biterim. Evet. Eller yukarıda hocam. Elleri yukarı kaldırmaktaki amacımız da tamamen bir gerginlik, tonaj yakalamak.
Ve bunu yaparken bir hoca eşliğinde yukarı kaldırırsınız elinizi, kişi de ona değmeye çalışır. Harika. Şimdi ne yapıyoruz? El yukarıda. Önce. Elimizin içini tamamen oturtturduğumuzda yeri bitirelim. Kalçamızdan koltuk altına kadar tamamen bir gerginlik sağlarız. Evet. Harika. Evet, diğer tarafa geçebiliriz. Diğer. Peki stretching'in ideal süresi ne kadar olmalı? Ne kadar stretching'in ideal süresi, mesela bunların hepsini total yaptık. Bu bölgesel hareket yapıyorsanız eğer, mesela karın bölgesi çalışacaksınız. Karın bölgesini çalıştırırken yaklaşık 5 ila 10 dakika arası yapmanız yeterlidir. Ama profesyonel atletler daha iyi sonuç alabilmek için her zaman 15-20 dakika stretching yaparlar. Evet. Biz de onlar gibi yaparsak daha iyi sonuçlar alırız. Kesinlikle öyle. Harika. Kendinizi hocam çok yormadan, esneklik sağlamak adına, kaslarınızı geliştirmek adına yapabileceğiniz güzel yöntemleri gösteriyor şu anda Yalçın Beyzleri. Ve bu hareketleri yaparken kesinlikle nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Evet, harikasın hocam. Sırt üstü yatıyoruz. Stretching de çünkü nefes alıp verme şu aşamada nasıl önemli? Mesela sırt üstü yattık, tek bacağımızı kendimize çekeceğiz. Nefes aldık, harekete hazırlanıyoruz ve boşalttık, iyice çektik. Nefes boşalttığımızda karnımız iyice boşaldığı için esneme tonajını daha çok artırırız. Bunu yaparken de iki bacağımızın da dümdüz olmasına özen gösterin. Oldu mu? Açık değil, içeride değil veyahut da serbest değil. Yeterliyse şimdi diyelim. Sadece parmak uçlarını hareket ettirerek bile, o ayak bileğini hareket ettirerek bile aslında egzersiz yapıyoruz. Evet, kesinlikle bitirelim. Evet. Bizler arka oturduğumuz yerde onu bile yapabiliriz. Aha. Değil mi? Ama tabii sadece onunla kalmam. Tabii ki. Yok, tüm bu hareketlerin dışında artı bir de o. Okey. Şimdi ikisini de çekiyoruz ve kalça kaslarını esneteceğiz. Evet, çektik. Bastırdık. Kalçamız hafif yukarı kalktı. Harika. Evet, şimdi bel kaslarımızı devreye sokacağız. Bu çok güzel bir, rahat bir hareket aynı zamanda. Ellerimizi sağda solda açtık. Evet. Dizlerden büktük. Harika. Dizlerden büktüğümüzde iki ayağımızın da üst üste olmasına özen gösteriyoruz. Dizlerimiz de aynı tarafta. Sanki bağlıymış gibi. Evet. Bunu yaparken bel kaslarınızın tamamen açıldığını hissedeceksiniz. Bu harekette bel problemi yaşayan, bel fıtığı yaşayan kişiler için çok güzel bir hareket. Evet, harikasın hocam. Şimdi ortada. Diğer taraf. Harika. Cansu, rahat mısın? Evet. Harika. Şimdi bel problemleri yaşayanlar için birkaç tane daha hareket yapacağız. Şahane olur. Bacak bacak üstüne attık. Evet, attığımız tarafa doğru gidiyoruz. Ve iç bacağımız yerde bir şekilde yukarıdan da destek veriyoruz. Dizimizi yere temas ettik. Sürekli nefesimizi yüksek bir şekilde boşaltıyoruz ve her aşamada bacağımız daha çok yere yaklaşıyor. Mesela şu açıdaysanız. Son noktaya gidiyorsunuz ve orada kalıyorsunuz. Evet. İşte mesela diyorduk ya Yalçın Hocam, kilo bazı hareketleri yapmada engel olabilir. Bu o hareketlerden bir tanesi bu galiba. Bu hareketlerin en maksimalini bir hareket. Biraz karın bölgesinde yağlanma olan hanımlar ya da beyler yapmakta zorlanabilirler. Evet. Diğer taraf. Geldik hocam. Bu hareket de bel problemlerini yaşayan kişilerde nasıl bir rahatlık yaşatıyor? Kalça kaslarımızı rahatlatıyor. Kalçamızın içinde bilirsiniz siyatik kasları var. Siyatik kasları belden gelir. Zaten bel problemleri yaşayan kişilerde genelde ne olur? Sol bacağında işte çekme olur. Neden? Evet. Kalçadan çekme olur. Kalçadan evet. Çekmesinin sebebi siyatik kasları kalçadadır ve belin içine kadar uzar. Burada kalçada işte stretching yapmadığınızdan dolayı kasılan kaslar o siyatik kaslarını baskılar. Böylelikle de bu hareketi yaparak o kasları rahatlatırız ve siyatik sinirleri rahatlar. Evet. Good. Good. Okay. Evet, şimdi bel bölgesini en iyi rahatlatan hareketlerden birisi de
kedi deve hareketi değil mi hocam? Ona geçelim. Aynen öyle. Kedi deve hareketi çok enteresan bir hareket ve güzel bir hareket. Bu tarafa doğru dönelim hocam. Nasıl bir hareket? Çok merak ettim. Evet, birisinde biraz kedi gibi, birisinde biraz deve gibi. Biraz hörgücümüz çıkacak, biraz belimiz içe çökecek. Evet, kedi de pozisyonumuz diz kalça hizasında. Evet, bilek omuz hizasında. Normal bir pozisyon yakaladık. Deveye geçerken 4 saniyede geçiyoruz. Bir kere gösteriyorum, nefesimizi 4 saniyede boşaltıyoruz ve deve yapıyoruz. Şu. Dört saniye yayıyoruz hepsini. Okey? Evet. 4 saniye yaydığımızda pozisyonumuz başımız, kollarımızın arasında, kalça içeride, karnımız iyice boş. Harika. 4 saniyede burada durduk. 1001, 1002, 1003, 1004 diye saydık, yaptık zaten. Şimdi tersini yapıyoruz. Kedi. 1, 2, 3, 4 saniye yayıyoruz. Evet. Yalçın hocam, bu arada yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Tamam, son hareketi yapıyoruz. Gösterdiğiniz tamamdır. Son hareketimizi de görelim. Evet. Bu kadar hızlı geçeceğini hiç tahmin etmemiştik. Teşekkür ederiz. Çok eğlenceli bir program. Çok teşekkür ederiz. Çok evet. Hareketli. Karın kasları bugün. Son. Son bitirelim. Bitiyoruz. Tamamdır. Eller göğüs hizasında. Nefes boşaltarak çık. İndik. Süremiz az. Bihter'im uyardı. Kedi açık. Estağfurullah. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı ama. Evet. Ben bu kadar hızlı geçeceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Başımız önde. Bitiriş hareketine geçiyoruz. Kalçamız geride. Toparlan, toparlan. Alnını mindere koy. Kalçan topukların üzerinde. Evet, harikayız. Kaldık. Bu hareketleri tamamen sırt postürel rahatsızlık yaşayanlar bu hareketi yapabilirler. Ne yapacaklar? Evet. Şu. Ve şu. Evet. 7-8 kere peş peşe yapabilirler. 7-8 kere. Evet. Tamamdır. Harika hocam. Şahanesiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür değerli ederim. Bilgileriniz için güzel hareketleri de edindik. Hemen pratik ve kısa. Ayrıca buyurun lütfen oturun bu arada. Bu şekilde kapatalım ilk bölümümüzü. Çok değerli bilgiler verdiniz. Tekrar söylemekte fayda var. Çünkü birçok kişi, özellikle biz dediğim gibi ofis çalışanları, sırt, bel, boyun, bu tarz ağrılar yaşıyoruz, çekiyoruz. Ve bunları kısa sürede nasıl atlatırız? Stretching'le. Bunlardan bahsettik. Evet. Tabii bu hareketler ekranda kalmasın lütfen, seyircilerimiz evde uygulamayı unutmasın. Evet, ben buradan anons yapmaya çalıştım aslında sizler gösterirken, lütfen uygulayın. Hanımlar, bu fırsatı kaçırmayın. Yalçın hocam şahaneydi. Cansu da öyle. Çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlginiz için. Her şey çok harikaydı. Sağ olun. Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından incikle boncukla takılarla devam edeceğiz. Bizler buradayız. Siz de buyurun lütfen. Hayatın tadı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzde sağlık dedik, spor dedik ve gösterdikse uygulamalı olarak stretching'e. Şimdi ikinci bölümde ise yine hanımlar ekran başında diyoruz. Çünkü ilginizi çekeceğiniz konularla devam ediyoruz. Pazartesi gününü böyle renkli, hareketli ve bol incikli boncuklu açalım istedik. İkinci bölümümüzde takı tasarımcısı ve mücevher tasarımcısı aynı zamanda Dilek Platin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok zarif şeyler görüyorum önümde. Hepsi ilgimi çekti. tek tek bahsetmek istiyorum. Çünkü cidden çok zarif hepsi. El emeği, göz nuru ürünler. Evet. Bu sebeple hepsinden bahsedeceğiz. Nasıl yapılıyor, hangi malzemeler kullanılıyor, hepsini konuşacağız ama dilerseniz öncelikle biz sizleri tanıyalım. Dilek Platin kimdir? Dilek Platin, sadekar. Eğer mesleki açıdan soruyorsanız, bizim mesleğimize sadekarlık deniyor. Evet. Yani ne yapıyoruz? Metale elde şekil veriyoruz. Bunun için bir takım aletler var. Burada da getirip göstermeye çalıştım. Tabii ki hepsini getiremedim. Atölye ortamını taşımak mümkün değil. Kesinlikle. Takı yapmayı seviyorum. Ama ne var? Deneysel çalışmalar da yapıyorum. Bu ne demek? Malzeme, farklı malzemelerde çalışıyorum. Sadekar metal çalışır dedik ama ben ahşap çalışmayı, işte
gördüğünüz gibi lülataşı çalışmayı, bunları da denedim ve çok sevdim. Aynı malzemeyle, elimdeki aynı aletlere onlara da şekil veriyorum. Evet, çok güzel. Şimdi biraz daha detaya inelim isterseniz sizinle ilgili. Ben araştırma yaparken kamu yönetimi mezunu olduğunuzu gördüm. Ama şu an yaptığınız iş çok başka. Nasıl anlatırsınız o aralığı, o serüveni? Evet, o dönemi. Hani insan meslek seçimi yaparken aslında böyle şeyleri hayal etmiyor. Çünkü Anadolu Lisesi'nde okuyorum. İşte bir bölüm seçmem gerek. Ne seçeyim? Kamu yönetimi çok güzel. Yani o böyle bir akış içinde devam etmeye başladı. Fakat ben kendimi tanıdıkça orada hiç mutlu olmadığımı gördüm. Bankacılık yaptım 8 sene. Hı hı. Ve bir taraftan da hep sanat dersleri almıştım. Sanatla ilgileniyordum. Sonra birden içimden bir ses duydum. Bırak işi, başka bir şey yap ve bu da takı olsun. O dönemde Pera Güzel Sanatlar İstanbul'da 2003 yıllarıydı. Onun ismini duydum ve orada takı tasarımı ve kuyumculuk bölümüne gittim. Derken iş sadece orada öğrenmekle bitmiyor. Hı hı. Mum modelleme ve çizim öğrendim orada. Ama işin sadekarlık kısmı ustalardan öğrenilebilecek bir şey. Evet. Orada da onları tecrübe ederek kendime atölyemi kurdum. Kendimi güzel bir atölyede böyle İşler yaparken buldum. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor. Evet, ama dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi çok radikal bir karar. Sonuçta bambaşka bir bölüm okumuşsunuz ve onu icra da etmişsiniz 8 sene boyunca. Sonrasında kendinizin bilincinde olup hayır, ben ömrümün sonuna kadar bankacılık yapmayacağım. Takılar benim daha çok ilgimi çekiyor. Bazı materyallere şekil vermek, dilediğimce, hayal gücümce şekil verip onları hayata geçirmek daha güzel diye düşünmüşsünüz. Aynen, mutlaka. Düşündüm. Evet. Ama işin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Elbette ki bir sanat çünkü yaptığınız çok zor bir şey. Hani çıraklık var bu işte, bilirsiniz, küçük çocuklar başlıyorlar, çırak oluyorlar vesaire. Bu iş gerçekten öyle öğrenilecek bir şey. Hani bakıyorum, insanlar heves ediyorlar, başlıyorlar, kurslara gidiyorlar filan. Ama işi eğer bu boyutta yapmak istiyorlarsa bu başka bir yatırım gerekiyor. Kendinize çok yatırım yapmanız gerekiyor. Evet. Çok şey öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Peki sizler nasıl çalışma sonucunda şu anki konumunuza geldiniz? İşte atölyeye gittiniz, kurs aldınız, eğitim aldınız. Sonrasında kendi atölyemi kurdum. Hı hı. Atölye sürekli gelişti. Baştan kendi işlerimin tamamını kendim yapamıyordum. O zaman dışarıdan yardım alıyordum. Nasıl? İşte cila için götürüp bir cilacıya yaptırıyordum. Taş mıhlama için birine yaptırıyordum. Derken bunları kendim yapmak istedim. Çünkü başkasının eli değdiğinde o ürün benim istediğim şey olmuyordu. Tılsımı bozuluyordu. Yani küçük bir detay eklediğimde onu cilayı yapan kişinin fark etmesi mümkün değil. Hani onlar böyle daha seri üretim yapan insanlar. Evet. Onları ben kendi elimde daha istediğim gibi şekillendirebiliyorum. Dolayısıyla atölye giderek büyüdü. Bir de ben denemeyi çok seviyorum. Gelişmeyi çok seviyorum. Öyle olunca iş tabii başka materyale kaymayı da gerektirdi. Hı hı. Peki atölyenizde sizin gibi sıfırdan yetişmek isteyen öğrencileriniz var mı? Onları öyle bir dönem ders veriyor musunuz? Oldu. İstanbul'da yaşadığım sürede Enatelye isminde bir atölye kurduk. Bir öğrencimle hatta. Galatasaray Lisesi'nin yanındaydı atölyemiz. Orada çizim, mum modelleme, sadekarlık eğitimleri verdim. Hı hı. Ama o dönemin hemen sonunda ben Bursa'ya geldim. Bursa'ya gelmek istedim. Hı hı. Çünkü Bursa'ya aşık oldum. Öyle mi? Evet. Bursa şehir olarak mı çok sevdiniz, yoksa başka bir hikayesi daha var mı? Ben Bursa'nın doğasını çok sevdim. Hı hı. Biz İstanbul'da yaşadığımız dönemde bir tabii ki karmaşa. İstanbul çok koşuşturma gerektiren bir şehir. Evet, yüksek tempo. Ve çocuk büyütüyorum. O tempoda yine çok güzel bir yerde yaşadım. Yine ormanın içinde ama Bursa'ya böyle sürekli gelip giderek baktım ki Bursa'da hayat çok daha güzel benim için. Burada kendime göre doğanın içinde bence Bursa'nın en güzel yerlerin birinde bir hayat kurdum. Ve oradan beslendim ilk önce. Çok güzel. Hani buraya da o takılardan getirdim özellikle. Geldiğim ilk dönemde 2012 yılında bahçemde gördüğüm bir kolibri mesela. İnanamadım. Kolibri burada, Türkiye'de ve benim bahçemde. Derken onlar takıya dönüşmeye başladı. Kolibri nasıl bir madde? Bir kuş. Öyle mi? Sinek kuşu. Ha,
Şurada figürü üstünde görebilirsiniz. Ha, ve bu kuştan esinlenerek takının üstünde bir figür oluşturdunuz, evet, değil mi? Evet. Çok güzel. Ya da şurada var. Genellikle gördüğüm kadarıyla ama zaten ürünlerinizin üstlerinde ya bir yaprak motifi ya bir kuş motifi illa bir şey var ve bunlar size ilham veriyor. Siz aslında takılarınızla bence doğayı yansıtmışsınız. Evet, bu koleksiyon öyle. Evet. Size başka şeyler de göstereceğim getirebildiğim kadar. Tamamdır. Bahçenizde gördünüz kuşu ve esinlendiniz. Bundan önce bir başka koleksiyondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. O da salyangoz bahçesi sakinleri. Bu aslında eşimin bana hediye ettiği amonit taşlarından yola çıkarak oluşturduğum bir koleksiyon. O İstanbul döneminde. Taşları incelerken bir tanesinin içinde 3 tane küçük yavru gördüm. Çok etkilendim. Bunlar 65 milyon yıl önce soyu tükenmiş canlılar, taşlaşmış. Ve dedim ki ya ben bunları canlandırmalıyım. Bunlar yaşamalı. Bugün hayattaymış gibi onlara bir hikaye yazdım. Çok güzel. Onları salyangoz bahçesinde kendi üzerlerinde gördüğüm dokular, desenler, figürler neyse onu yansıtacak şekilde bir koleksiyon haline getirdim. Çok güzel, çok şahane. İlham aldığınız kaynakları soracaktım ben de size. Nelerden esinleniyorsunuz diye. Aslında siz tam bir doğa aşığısınız. Bu koleksiyonda onu görüyoruz. Evet. Salyangoz motifleri, az önce bahsettiğiniz gibi. Bu aslında birçok kişinin belki karşısına çıkmıştır mutlaka. Az önce bahsettiğiniz taş değil ama doğada birçok taşı, elementi ya da canlıyı görmüşlerdir ama sanata işlemek çok başka bir şey. Dolayısıyla sizler de özene bezene işlemişsiniz. Hepsi şahane. Teşekkür ederim. Peki atölye çalışmaları aranızda ürünlerinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Nerelerden temin ediyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? İşte mesela Uludağ'da birçok element var aslında. Çıkıp orayı mı araştırıyorsunuz bir gününüzü ayırıp? Neler yapıyorsunuz? Evet, Uludağ'a çıktım. Öyle mi? Bu bir gezi şeklindeydi aslında. Tabii oradan temin etmiyorum. Çünkü taşı işlemek başka bir ustalık işi. Ben işlenmiş taşları alıyorum. İstanbul'da Çemberli Taş'ta eğer ilgilenenler varsa orada bulabilirler. Pek çok taşçı var. Evet. Oralardan temin ediyorum ben de. Ama ne var ki bazen kullanıcısı, yani bana yaptırmak isteyen, takı yaptırmak isteyen kullanıcısı özel bir şey getiriyor. O zaman oradan yola çıkıyoruz. Hani bu yerde buldukları bir metal parçası bile olabiliyor. Öyle mi? Onu hayata kavuşturuyoruz. Aa, çok güzel. Bu herkesin yaptığı bir şey değil çünkü genelde kendi ürünleriyle ortaya bir şey çıkartır sadekarlar ama sizler daha farklı da işleyebiliyorsunuz demek ki. Şu anlamda söylüyorum. Bir şeyin, bir ürünün kişiye özel olması için ondan bir şeyler taşıması gerekiyor. Evet. Ama şimdi kişiye özel kavramı çok küçük bir alana hapsedildi. O ne? Kişiye özel bir E harfi, kişiye özel bir isim yazısı falan gibi. Ama kişiye özel aslında kendi hikayesini anlatmalı kişinin. Evet. İşte yerde bulduğunuz dediğim bir seyahatinde yerde Tayland mıydı, Uzak Doğu'da bir yerde gezerken yerde bir metal ama üzeri süslü parça buluyor. Ve onu yüzük yaptık. O kendi hikayesini hatırlıyor. Oradaki tatilini hatırlıyor o yüzüğe baktıkça. Çok gibi. Güzel. Evet, siz de kişilerin aslında hikayelerini canlandırmada yardımcı oluyorsunuz. Aynen. Güzel bir rol oynuyorsunuz. Peki, çok güzel. Ürünlerinizden şimdi teker teker bahsedelim istiyorum ben. Öyle mi yapacağız? Evet, çünkü hepsinin çok önemli, çok güzel olduğunu görüyorum burada. Ve tahta ürünler özellikle dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesi. Ve nasıl yaptığınızı da konuşalım isterseniz. Şu ürünü şu malzemeyle ya da şu aparatla şu kadar sürede yaptım gibi bizlere anlatırsanız çok seviniriz. Buyurun başlayalım. Peki, burada mesela bir taş işçiliği, kalem işçiliği ve bir mum işçiliği görüyoruz aslında. Ben bunu öğretmeyi de çok istiyorum, anlatmayı çok istiyorum. Çünkü insanlar bir şeyi ellerine aldıklarında onun basit olduğunu zannediyorlar. O çok işlemden geçiyor. Evet. Mesela bu yüzüğü şöyle bir mum, kalıp halinde ama tabii böyle işlenmiş değil, kalıp halinde bir mumdan oyarak yaptım. Evet. Ardından bu döküm işlemi için dökümhaneye gitti. Üzerine cilası yapıldı, tesviyeleri yapıldı. Tabii bu böyle düzgün bir şekilde çıkmıyor dökümden. Burada böyle bir koçan
Evet, hani yüzüne bile bakmazsınız. Şöyle yerde görseniz ayağınızı da ittirirsiniz falan. Öyle bir şey çıkıyor. Halbuki ne cevher çıkıyor sonrasında? Kalem işçiliği ve taş işçiliği var. Hı hı. Taş işçiliğini ben yapmıyorum. Bu da ayrı bir ustalık istiyor. Evet. Bu ne kadar zaman almıştır mı diyoruz, hı hı, mesela. Çok sıkıştıracaksınız beni. Hadi acele acele yap diyorsanız eğer. 5 günü bulabilir. 5 günde. En acele 5 günde. Çünkü bu İstanbul'a gidecek, döküme gidecek, evet, bana geri gelecek. Ben bunun tesviyesini yapacağım, cilası olacak vesaire. Evet. Anlattığım, evet, gibi. Bunda mesela bunu altınları nereye sakladın koleksiyonundan? Onu da söyleyeyim. Altınları nereye sakladın koleksiyonundan? İçinde galiba, bakın değil mi? Bakın bunun içinde. Ama çok şahşayı sevmeyenler, biraz daha mütevazı, evet, yaşamak isteyenler, evet, onun bu için takıyı tercih edebilir. Çok bunun güzel. Bunun da asma yaprağının altında. Bunu sadece kullanıcı biliyor yani. Çok güzel isimleri de var ayrıca. O yüzden çok dikkat de çekiyor. Altınları nereye sakladın koleksiyonu? Önümüzdeki, evet. Ben şunu da çok merak ettim açıkçası. Şundan da bahsedebilir miyiz? Evet, o çok özel bir takı. Evet. Çok değişik. Bunun hareketli bir bölümü de var. Tren raylarını değil mi? İfade ediyor. Ve aslında, evet, bir yarışma parçası. Evet. Ve yolculuk yapmak için valiz, aynen, var orada. Valiz var. Evet. Tebrik ediyorum. Bütün imgeleri görmüşsünüz. Daha detaylı bakamadım ama evet. Burada bir zeytin dalı var. Hmm. Konu yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Ve, evet, burada inci taneleri. Bunlar da insanları temsil, öyle, ediyor. Mi? Barış için çalışmış, gönül vermiş. Evet. Bir yol kat etmiş. Bunun için emek harcamış insanlar. Aynen öyle. Evet, çok güzel, çok güzel. Bunun üzerinde de çok işçilik var. Mutlaka. Ha bakın, bunda çok farklı bir teknik kullandım. Bu bilgisayar çizimiyle yapıldı. Hmm. Birleştirmelerinde kaynak kullanıldı, taş mıhlandı. Tabii içindeki abanoz ağacıdır. Abanoz ağacına şekil verildi, cilalandı. Evet. Hareketli. Kulpu da hareketli, kendisi de tren rayları da hareketli bir parça haline geldi. Çok güzel, çok şık. Tahta üzerinde kalsın isterseniz, yönetmenim uyarıyor. Çünkü daha detaylı görme fırsatımız olur. Arkadaşlarım zoom tabii yapacaklar. Ki. Bu tahta ürünlerden de bahsedebilir miyiz? Onlar da çok şık. İki birer yüzük, değil mi? Evet. Onların hikayeleri nedir ve hangi malzemeden yaptınız? Onları da konuşalım. Bu sandal ağacı. Sandal ağacı kokulu bir ağaç. Hı hı. Bunu dokusu kadar, kokusu da güzel bir ağaç. Ne kadar süre kalabiliyor kokusu? Hep var. Hep var. Evet. Kullanıma bağlı değil. Yok. Çok sandal ağacı, kokulu bir ağaç. Hı hı. Bu yine bir doğadan aslında siz de fark edersiniz, hı, figür. Tohum. Hmm. İçindekiler tohum. Evet. Şöyle oturuyor. Arkasında da bir figür var. Bir süre gösterelim böyle ekrana. Arkadaşlarım görsünler. Hı hı. Seyircilerimiz de öyle. Kaçtı. Siz de tutun. Arkadaşlarım alacaklardır. Aynen. Çok güzel, çok şık. Bir de şöyle. Çok zarif ve her şeyle de kombinlenebilecek bir ürün. Çünkü tahta zaten. Evet. Aslında buradaki birçok ürün aynı şekilde. Hı hı. Böyle çok, çünkü dikkat eden hanımlarımız mutlaka vardır, işte onunla sarı olmaz, onunla başka bir şey olmaz vesaire gibi. Onun için de çok uygun ürünlerden bir tanesi. Şu broştan da bahsedelim mi? O bu da mu? Evet, evet. O da lüle taşıydı lüle galiba, taşı, değil mi? Onu da böyle elimizde biraz tutabilirsek. O sırada anlatalım bizler de. Lüle taşına bulaşmam da şöyle oldu. Geçen sene 2018 yılının Şubat ayında Milano'da bir sergideydim. Hı hı. Oraya o ürünleri de getirdim. Yurt dışında farklı malzemeye çok ilgi var. Evet. İnanmayacaksınız ama plastiğe, geri dönüşüm plastiğe, malzemesine. Yani onlardan yapılmış takılara çok ilgi var. Çok güzel. Bugünün yükselen değeri bu yurt dışında. Saklı kalmış altın. Plastik konuşuluyor orada, öyle mi? Gerçekten. Peki, öyle. Bu ürünleriniz mi? Az önce gösterdiğiniz o mercan galiba zannediyorum ki, evet, değil mi? Evet. Onları da gösterelim çünkü süremiz elime çok kısa. Elime mi alayım? Onları alabiliriz isterseniz. Peki. Aynen. Böyle biraz ekrana tutarak gösterirseniz yine arkadaşlarım detaylı göstereceklerdir. Bizler de bahsedelim o ürünlerden, Dilek Hanım. Evet.
Burada bir asimetri dengesi söz konusu. Onun için yapıldı. Hani bu tarz ürünler biraz şov amaçlı ürünler aslına bakarsanız. Ama çok sergi tabii. amaçlı. Çok hani eğer böyle bir şeyi takıyorsanız giysiniz çok sade olacak. Evet. Onu taşıyacaksınız. Evet. Evet. Mesela sizin üstünüzdeki kıyafet oldukça sade ama ben çok hareketli, çok renkli olduğum için bugün pek bana uygun değil elinizdeki takı. Aynen daha öyle. Zarif. Aynen öyle. Ya düz bir siyah ya düz beyaz. Ben mercanı daha çok beyazla tercih ederim ya da kremle. Daha zarif durduğunu düşünürüm. Diğer bir ürünümüz aynı şekilde. O kalabilir isterseniz arkadaşlarım görürler. Biz bahsedelim biraz da uzak size. Tamam. O hangi malzemeden yapılmış abonoz bir kolye? Ağacı abonoz ağacı ve lüle taşı. Hı hı. Az önce bahsetmek istedim yurt dışındaki bu yeni gelişmelerden. Evet lütfen. Fakat şey var, geleneksel kullanılmış malzeme, geleneksel figürler ya da onun modern kullanımları çok ilgilerini çekiyor. Hı hı. Bu koleksiyon oradan yola çıkılarak yapıldı. Malzeme bu nedenle seçildi. Hı hı. Burada da doğal halinden işlenmiş haline doğru bir akış var. Evet. Figürlerde onu fark edeceksiniz. Evet, evet. Şu hemen önümde gördüğüm, evet. Ondan da bahsedelim. O da çok değişik bir tasarım çünkü. Ve herkesin cesaret edip de takabileceği bir aksesuar da değil. Çünkü çok dikkat çekiyor. Direkt oraya odaklanılıyor takıldığı zaman evet, değil mi? Evet, evet. Belki laflamacı o olabilir. Biraz, aynen öyle. Hı hı. Bunda gümüş, bakır, ahşap birlikte kullanıldı. Çiçek figürleri bunlar ve çiçek figürlerini biraz böyle volümunu artırarak ve yerden yükselterek kullanmak istedim. Biraz üç boyutlu gibi. Aynen, hep çünkü yapışıktır takı vücuda ama bunda bir hacim var. Hacim katmaya çalıştım. Çok güzel, çok zarif ürünler. Şurada gördüğümüz o kıl testerelerle yapıyorsunuz galiba değil mi? Eğer metalden işliyorsam kıl testereyle yapıyorum. Yani üç farklı yapım şekli var benim için. Başkalarını keşfetmişler midir bilmiyorum. Metalden direkt çalışabilirim, mumdan yapabilirim ya da bilgisayarda çizim yapabilirim. Bunların üçü de farklı ürünler çıkartır. Evet. Yani metalden işte o kuş figürünü çalışmak daha zordur. Mumdan çalışmak daha kolaydır. Evet. Gibi. Evet, kesinlikle. Peki bu ürünleri kullanırken kişilerin dikkat etmesi gereken özellikle mesela atıyorum sudan uzak tutun ya da şunu yapmayın diyebileceğiniz notlar var mıdır? Tabii. Sudan uzak tutmak önemli. Bir de takılarını korurken birbirlerine çarpmalarını engellesinler. Onları ayrı ayrı paketlesinler. Gümüş ürünlerini arada bir sevsinler. Nasıl yani? Şefkat gösterilen tabii. gümüş. Elinize alıyorsunuz böyle avuştura avuştura gümüş takılar. Onları sevgi ister. Bir bezle, yumuşak bir bezle silsinler ki üzerlerindeki korozyon ortadan kalksın. Ama bununla birlikte çok değişik bir spot çıktı ortaya. Çok güzel oldu. Evet, başka? Başka parfümden, sabundan uzak tutsunlar. Bu başka materyaller için de geçerli galiba değil mi? Yani normal bir takı taktığınızda da aslında hani gerçek bir şey olmasa da yine o sudan, sabundan ve parfümden uzak tutmak gerekiyor. En kolay maden altın. Altın neden bu kadar seviliyor? Çünkü korozyona uğramıyor. Diğer işte gümüş gibi, bakır ya da işte pirinç gibi. Evet, evet. Çok güzel ürünler, şahane bir atmosfer var benim için burada ama süremizin sonuna öyle geldik. Tamam. Evet, çok kısa vaktimiz kaldı. Bir iki cümleyle söylemek istediğiniz bir şey varsa Dilek Hanım sizden onları alalım. Her birey çok özel, hepiniz çok özelsiniz. Evet. Diyorum ki kendi vücudunuzu iyi tanıyın, kendinize bir şekil olarak bakın ve kendinize yakışacak takıları bulun, seçin, kullanın. Evet ve bu konuda da Dilek Hanım'a müracaat edebilirsiniz. Evet. Efendim pazartesi gününün hafta başının da sonuna geldik. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.